Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen, bağışlayan Allah adıyla. Hamdü sena o Allah'a mahsustur ki alemlerin Rabbidir, esirgeyendir, bağışlayandır, ceza gününün malikidir. Kulluğu yalnız sana ederiz, yardımı da ancak senden dileriz. Bizleri doğru yola, gazaba uğrayanların, sapıkların yoluna değil, kendilerine inam ettiklerin yoluna götür. Amin. Yüce Rabbim, babama ve tüm insanlara sağlık, afiyet ver. Bizi kötülüklerden koru. Kimseyi şeytana uydurma. Tüm kötülüklerden koru ya Rabbim. Sana sığınırım. Ya kafayı buluyoruz, evin yolunu bulamıyorum. Yanlış bu. Evi kaybedersen hiç içme. Ne demişler, kimi dertten içermiş, kimi şişeden. Kimi dert kadehinden, kimi neşeden, kimi de benim gibi böyle haybeden içiyor. Maydanoz var mı? Var Arif baba. Arif baba, ya bu maydanoz neye? Oğlum çakal, her şeye maydanoz doğrama derler. Ama evdekine rezil olmamak için maydanoz yersin, içki uçar. Hadi vakit kalkalım. Hadi.
Hadi oğlum, maydanoz istemiştim. Ya nerede maydanoz? Buyur Arif baba. Sağ olasın. Hayır, getirdim maydanoz, sağ ol. Hoş gelmişsin baba. Benim güzel kızı. Nasıl, özlemiş mi babasını? Dua etmişim. Senin için, sağlığın için, işlerin için. Yemeğini hazırlayayım. Yok. Bir arkadaşla yemişim yemeğimi. Her akşam mı baba? Ne düşündün ki baba? Hiç. Güzel kızımı üzdüğümü düşündüm. Yo, beni hiç üzer misin ki baba? Babasını üzmek istemiyorum. Öpeyim anne. Geçen gün iki tane satamadık. Ben kendim yedim ama abim de söyledi. Metliste beş minare belge... Bak. Saat kaç ulan ha? Bu saatte işe mi çıkılır lan? Ha? Abi baksana, sabah güneşi daha yeni doğuyor. Lan güneş doğarken simit satılır. Ayakkabı güneşle boyanır lan. Para kazanamadık diye sonra ağlayıp duruyoruz lan. Hadi lan yürüyün. Bak hala suratıma bakıyorlar. Lan yürüsenize. Hadi lan, gözüm görmesin. Tövbe. Abi sen feneri nerede söndürdün? Fenercide. Ne feneri, ne fenercisi? Ulan siz ne biçim konuşuyorsunuz lan? Ulan başlarım şimdi fenerinize de, fenercinize de. Ulan bak hala bakıyorlar. Ulan kaybolun gözümün önünden lan! Defolun! Anne, şimdi sen bana beddua edeceksin değil mi? Ama ben onların iyilikleri için diyorum, değil mi ya? Kaç para? Ayak üstü olur mu Arif baba? Canım kısa kes de aydın havası olsun. 3000 verdim gitti, sabah siftahı. Hadi eyvallah. Hey Arif baba, parası. Canım birazdan. Hay Allah. Hemşerim,
Tam sana göre bir takım elbise var. Bak giy bak, ne kadar memnun kalacaksın. Bak ısmarlama yapılmış gibi. Bak hele bir giy. Kaç para? Kaç para? 15 bin lira. Haydi abiler, böyle bir bayan elbisesi 60 bin 2000'e. 2000'e yok mu? Çok para baba. Para yaramaz. Bir dakika baba, kaça satıyorsun bu ceketi? 15. 12 bin lira veriyorum, peşin taksitle de değil. Ha babacığım, bak bu ceketten bana göre, bana gönlüm hoş etmedim ha. Ha baba, 12 bin lira helalinden. Daha evvel ben konuştum. Bir dakika tamam kardeşim mı? Ne konuşması ya, bir dakika ceket bizim. İyi ama daha evvel ben konuştum, mal benim değil mi? Ya bir dakika kardeşim, 12 bin lira veriyorum. Bizimki de çakıl taşı değil herhalde, bizimki de para. Öyle değil mi baba? 13 bin lira veriyorum ben, tamam mı? Tamam mı, 13 bin lira. Yok. 13 bin verdim. Yok. Hadi ha. Hayrını gör ha bakalım. Güle giy. Ya bir dakika, biz galibanız diye mi bizim suratımızı mı beğenmedin de vermedin? Çakal taşı mı veriyorduk biz? Ya bizim neyimizi beğenmedin de vermedin kardeşim ya? Biz galibanız diye değil mi? Bu dünyada galibanların yeri yoktu zaten kardeşim. Al bakalım kardeşim. Sağ ol. Sırtında eskisi. Sağ ol. Hadi bakayım. Senin de gözün kalmasın ha. Yok babam, gözüm kalsa ne olur, kalmasa ne olur ya. Biz garibanız diye bizi beğenmedi, biz de çıplak kaldık. Hayrını gör hemşerim. Sağ ol. Ara sıra uğra. Al bakalım üç kağıdı. Arif baba, sağ olasın. İyi yedirdiniz ha. Sağ ol. Her zaman beklerim. Sana da hayırlı satışlar. Çık dışarı parası. Yarısı senin, yarısı benim. Bu 5000'in yarısı da evimin. 5000'in hepsi şarap parası, bizim evimiz yok mu ki Arif baba? Bir gün olacak o da inşallah, öyle değil mi? Hep böyle kalacak değiliz ya, değil mi Arif babacığım? Hey, hey. Kim bu? Tanımıyorum patron. Atla Abdullah, takip et bakalım kimin nesi? Simit abicim, sıcak sıcak. Yemez, çek. Simitçi! Simitçi! Abiler, boyayım mı abicim? Evet abicim, hemen geldim. Boya söyle, evet, uzat bakalım ayağını. Koy bakalım şöyle şunun üstüne, hemen boyayalım abicim. Evet, pırıl pırıl yapacağız şimdi. Ayakkabıya bakacaksın, saçını tarayacaksın abicim. Öğrendin mi kimmiş? Baba Arif'in kızıymış abi. Öbür ayağını ver abicim. Evet abicim, değiştirelim. Hah, sağ ol. Hoş geldiniz efendim, şöyle buyurun. Şöyle alayım abiciğim. Buyurun abiciğim. Şöyle oturun abi. Ne içersiniz abi? Abi ya, akşam şey. Thank you.
Afiyet olsun. Ne düşündün patron? Bugün kaledeki o güzel kızı düşündüm. Ne güzel yüzü vardı, rüyalarıma girdi. İnan bana. Biz ne diyeceğiz patron? Hadi şerefe. Şerefe. Arif babacığım, çocukluk arkadaşım, avukat Adem Ballı Badem. Nedenmiş o? Okul arkadaşım, üstünüz afiyet, şanslı. Ballı. Sınavlarda buna çıkan sorular lokum, bana çıkan sorular kazık. O okudu, biz çaktık. O yüzden de adı Adem Ballı Badem. Ya. Sen kıskanç kimse değilsin. Saf ve temizsin. Yaş farkımız olduğu halde seni çok seviyorum. Hem de çok. Gördün ya. İyi çocuktur Yusuf. Kiğini yoktur. Arkadaşlığı iyidir. Ya, yatmayın, mahcup oluyorum ya. Hadi bakalım. Arkadaşlığımızın şerefi. Ya valla kurban. Ne haber abi? Ulan sus be! Ulan abi, adını ağzına alma lan, kredimi bozma. Beni ne tanıyorsun ne de biliyorsun, tamam mı? Ulan simitçiden kardeş olur mu? Kardeş olursa böyle olur işte. Niye, sen benim abim değil misin? Kes lan, rezil ettin beni be! Ulan Allah'tan! Ulan kaçırdın kekliği! Dayı taksi! Ne istediniz? Acaba şu gelen kadın kaç numarada kalıyor? Ay. Ne istedin? Şey, yani ben o kadın... Çek dışarı! Çek dışarı! Peki canım, kızma. Terbiyesiz. Ha, lan Hasan! Buyur abi. Gel buraya. Git lan içeri, sor bakayım o demin gelen kadın kaç numarada kalıyor. Peki abi. Öğren gel hadi. Beni içeri sokmazlar ki abi. Bana mı öğretiyorsun lan? Baksana. Ulan bir yolunu bul, gir içeri, çabuk lan hadi.
Lan adam olamadın gitti. Kalsın kadarım. Hüseyin! Gel lan buraya, gel. Buyur abi. Bak oğlum, git içeri. Demin yabancı bir kadın geldi otele. Sor bakalım kaç numarada kalıyor. Hala bakın örgütsene lan. Seni de mi kovdular? Allah kahretsin! Ulan, ulan! Adam olamadınız gitti be! Numarasını sordun mu lan? Sordun mu lan? Tam soruyordum abi. Dışarı attılar beni. Ulan Allah kahretsin! Ulan, ikiniz bir adım etmiyorsunuz be! Abi be, numarasını öğrenseniz ne yapacaktınız ki? Doğru lan. Numarasını öğrensem ne yapacaktık ki? Ulan hiç düşünememişim ha. Kim bilir lan? Belki de adam olurduk ha. He? Belki de adam olurduk lan. Değil mi ya? Buyurun anahtarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun çıkalım. Ah, evet çıkalım. Hoş gelmişsin Adem Beyoğlu. Nasılsın ana? Bak senin aylığını getirdim. İyiyim. Sağ ol yavrum. Allah senden razı olsun. Senden de anacığım. Allah senden razı olsun Adem oğlum. Yusuf benim can arkadaşımdır. Sen de anamsın. Bir derdin olursa sağ bana ol. Haber et. Yeter anacığım. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Hadi şimdi Allah'a ısmarladık anacığım. Güle güle oğlum. O ne? Gözlerime inanamıyorum. Oo, hoş gelmişsiniz bayanlar, hanımefendiler, kadınlar, kızlar. Ya bakın bizde nargile var. Nargilenin hası vardır ha. Koyun postu var, halı var, kılıç var. Kılıcın hasıdır be. Vallahi ya. Öyle bir kesiyor ki. Daha geçenlerde salatalık kesti. Ha, buyur kalın kızlar, hanımefendiler. Buyurun bakalım ha. İşte karşınızda ya Arif ya Baba. Arabistan'dan yeni getirmişim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hoş gelmişsiniz. Var size fevkal ade eski tip halı? No. Peki o halde no. Zeyni. Nargile marpuş. No. Peki. No. Kılıç en güzelinden. Yes. Ha kurt kurt. Tamam. Ya bunlar kurttan anlamıyor. Yes desene ya. Hayır. Anlamıyor ki. Ya yes. 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 Kurt Hazreti Ali'nin kılıcı. Ya Hazreti Ali beni affet. Efendim Hazreti Ali'nin kılıcı buyurun. Kurt. Kaç lira? Bu... Ne diyor ya? Ya, yani parasını soruyor. 60 bin mark. 60,000 lira. Okay. Ulan sıkıştırmadan hazin, evet o. Ya, değil mi? It's money. Alemin okay. Buyurun. Buyurun, kaleci. Evet. Götürün. Ya baba, Hazreti Ali'nin kılıcı çiftli değil mi? Evet. Çifti de bir teki de. E ama biz sattık 30 tane. Halbuki Hazreti Ali'nin kılıcı bir tane. E öyle değil mi? Gitme. Vay vay. Bak şakal oğlum. Kulağını aç iyi dinle. Hazreti Ali'nin bir kılıcı vardı. Adı Zülfikar. Bir atı vardı. Adı Düldüm. Bir hanımı vardı. Adı Hazreti Fatime, yani Fatma anamız. Al bakalım, o da senin isten. Sağ ol baba. Yenem. Allah bereket versin. Çok uzadı bu izali şu avukat bey. Hissedarlar çok biliyorsun. Ancak davayı neticeye getirmeye çalışıyorum. Haklısınız.
Hoş geldin Yusuf. Hoş bulmuşuz. İzninizle efendim. Güle güle, hiç merak etmeyin. Güle güle efendim, hoş bulduk. Güle güle devletle. Hayırdır? Şey abicim, biz bugün Arif Baba'yla turist çarşısında turistlere 30 tane Hazreti Ali kılıcı sattık. Hazreti Ali kılıcı bir tane değil mi? Aç bakalım kanun kitabında cezası var mıdır yok mudur? Değil mi ya? Bir öğrenelim ya. Değil mi ya? Günlerdir peşindeyim. Hiç yüz vermiyorsun güzelim. Ne demek istediğinizi pek anlayamadım. Bak anlatayım kızım. Ben birini elde etmek istedim mi o iş olur. Ama güzellikle ama zorla. Dağ başı mı burası? Sizi tanımam bile. Bende ne hakkınız var ki? Göz hakkım var. Gördüm, beğendim, istedim. Kaç kekliyim. Benim adım Uçarı Yaşar. Kim kurtulmuş ki sen kurtulasın? Ah kim koydu lan bu kapıyı buraya? Utanın be! Ulan hiç mi kadın görmediniz? Bu memlekete turist gelir mi hiç? Tabii ki gelmez. Ulan bak hala bakıyorlar yiyecekmiş gibi. Ulan kadın utanıyor. Ya bakmayın ya! Hepsi için nasıl bir durum size. Onun için böyle 5 kilometredir peşinizden geliyorum. Kusura kalmayın. Bakın size bir iki bir şey daha söyleyecektim. Fakat... Abi nereye ya? Ulan sus be! Ulan boyacıdan kardeş olursa bu kadın bana pas verir mi lan ha? Verir mi lan? Bak kara gene kaçtı. Lan kara nerede? Bir dakika. Lan bu kara... Ulan göremiyor musun? Abi ne zıplıyorsun ya? Lan kara nerede? Bir dakika ya. Lan hele dur lan basa bak ol bak. Yavaş omuzu çökertiyorsun. Allah ya. Simit. Al abi, al. Asırıma bile karışıyorlar be. Asır benim değil mi lan? İster üstünde otururum, ister altında lan. Kime ne? Asır benim. İstediğimi yaparım. Sana. Ha. Nereye gidersen çakal. Asırı camiye mi götürürüz? Sana ne lan? Asır benim değil mi? İster camiye götürürüm ister meyhaneye. Sana ne? Gitti.
Her taşkınlığın kabulü mü Yusuf? Saflığın, temizliğin... ...ama anana karşı gelişin iyi değil. Ana çok mukaddes bir varlıktır. Cennet ananın ayağı altında derler. Her suçunu, kabahatini görmez ana. Onun için sen de saygılı ol. Anam bir şey mi dedi ki? Hayır. Sen söyledin parkta, unutma. Anana karşı gelirsen bir daha seninle selamı sabaha keserim. Unutma. Hadi eyvallah. Polis kardeşler. Hayrola Arif baba ya? Nedir bu? Ne oluyor? He? Kimsin sen? Ben Arif babanın en yakın arkadaşıyım. Sen de onun gibi hırsız mısın? Ha? Ne demek bu ya? Ne biçim konuşuyoruz? Hırsızlık mı? Anlamamışım. Biz adamı makasa getiririz. Ama katil hırsızlık yapmayız. Emanete ihanet, namahreme dil uzatmayız. Yoktur bizim kitabımızda. Anlaşıldı, çekil git. Bir şeyler söyle Arif baba. Yalan de. Yanlış de. Biz böyle şeyler yapmayız de. Yapamayız de. Bir şeyler söyle babam. Söyle babam ya. Bize yakışmazdı. Söyle. Yapamam de Arif baba. Bir şeyler söyle. Yapamam de. Söyle kurban olayım, bir şeyler söyle ya. Sen beni bilirsin çakal. Ben de seni. Sen nasılsan ben de öyleyim. Merak etme. Bilirsin neydi o şiirimiz? Boka bok deme. Bok duyarsa ar eder, boka bok diyen, boka düşse boku murdar eder. Bir emrin var mı Arif babam? Evim sana emanet. Göz kulak oluver. Babanın evi değil mi burası? Evet. Babamı mı aradınız? Babanız mı? Evet. Bir kusur etmedik değil mi? Yok, ne kusur? Buyurun içeri. Yok, rahatsız etmeyeyim canım. Bir arzunuz var mı diye sormaya şimdilik gelmiştim. Şimdilik yoktur, sağ ol.
Hadi eyvallah. Babama bir şey mi oldu? Yok canım, ufaktan mahpusa girdi de birazcık. Mahpusa mı? Suçu neydi? Allah, bana göre iftiradır. Polise göre hırsızlık. Pek inanmıyorum ya. Hırsızlık mı? He, hırsızlık. Benim babam böyle bir şey yapmaz ki. Nasılsın baba? Neden suskunsun? İyisin değil mi? Nasıl iyi olurum ki? Nasıl yüzünüze bakabilirim ki? Senin bir suçun yok ki Arif baba. O senin dileğin Yusuf. Beni hırsız diye yargılıyorlar ya. Beni hırsız diye burada tutuyorlar ya. Böyle olmadığını ben de, seni sevenler de biliyor ya. Yargıçlar bilmiyor ama. Allah'a sığın baba. Adalete güven. Allah doğrunun yardımcısıdır. Altın altındır. Çamura ne kadar bularsan altındır. Sabırlı ol baba. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Avukat arkadaşım. Bu telaşın niye? Akıl almaya geldim. Bir sürü hırt var etrafta. Adam dövmenin kitapta cezası var mı? Elbette, elbette. Ne olacak şimdi? Sen ol, adam dövme. Kimseyi dövme. Yasaları karşında bulursun. Beraberinde beni de. Yandık desene. Yasalar her neyse ama arkadaşımızı karşımızda bulursak ayıp olmaz mı? Bana ayıp olmaz. Asıl yasalara saygısızlık ayıptır. Şimdi biz yasaları anladık da Arif babayı nasıl kurtaracağız? Kendimi dinledim tutuklu olduğum günler içinde. Bu iftiraya neden düştüm? Düşündüm. Düşündüm de bulamadım. Kimi kimseye karışmazdım. Dünyalıkta gözüm yok ki. Bazı kimselerin çıkarına dokunmadım ki. Dedikodudan nefret ederim. Neden bunu bana reva gördüler? Neden bu hale düştüm? Benden ne istediler? Ne istediler? En iyi gününde de, en müşkül gününde de Rabbine sığınacaksın. Kadere boyun eğeceksin. Her şey ondandır. Var eden de odur, yok eden de. Öyleyse Rabbine dön. Ona sığın. Bak şu şehre. Düşman elinden, iman gücüyle, vatan sevgisiyle kendi kendine nasıl kurtuldu? Toplara, tüfeklere, baltasıyla, küreğiyle nasıl karşı geldi? Düşman bayrağını, düşmanın büyük gücüne karşı nasıl indirdi ve Türk'ün bayrağını dikti? Türk'ün yenilmezliğini dünyaya bir kere daha ilan etti. Bu bir inançtı. Bu bir tutkuydu. Bu bir sevgiydi. İnsan inançsızsa boş ve gayesiz olur.
Tıpkı babam gibi. Tıpkı senin gibi. Öyleyse Rabbine dön. Adalet yanılmadı kızım. Beni suçsuz buldular. Suçsuz. Ama alnıma sürülen bu kara lekeyi, bu iftirayı nasıl silerim bilemiyorum. El ne der? Buyur baba. Ne yüzle gelmişim bu eve? Ne yüzle gözümün nuruna kızım diyebilmişim? Kızın babasını özlemiş. Onu evinde ağırlamak için hazırlanmış. Ben ne yapmışım? Mapus damlarına düşmüşüm. Bir günahın yoktu ki baba. Günahım çoktu benim melek kızım. Dağıtmıştım kendimi. Günümü gün etmiştim. Kendimden yaşça küçük Yusuf'u arkadaş etmiştim. Onunla dertlerime çare aramıştım. Kızımın dertlerine, sıkıntılarına hiç aldırış bile etmemişim. Baba olmuş. Nasıl bir baba? Gayesiz, amaçsız. Kendine bırakmış seni. Her gün sarhoş olmuş. Evimi meyhaneyle birleştirmişim. Etrafımı görmemişim. Kızım belalara düşmüş. Sormamışım. Şimdi ne yüzle bu eve gelmişim? Ne yüzle kızım demişim. Ne yüzle. Ne yüzle. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldin kızım. Hoş gördük anacığım.
Hoş gelmişsiniz. Sağ olasın. Siz de sağ olun. Size yük olmak istemezdik. Ne yükü canım? Misafirimiz Tanrı misafiridir. İşte bizim fakir anne burası. Başımızın üstünde yeriniz var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Hoş bulduk. Ana, ben hemen çarşıya kadar gidiyorum. Sen iyi ağırla ha misafirlerimize, tamam mı? Gelin lan benimle. Hadi lan, hadi lan, hadi. Ha! Ana! Her şeyi çok güzel ayarla ha. Ha! Bizi mahcup etme sakın. Tabii ya. Öyle değil mi? Ne düşündün ki? Allah'ın rahmeti üstüne olsun. Babamı. İçkici, hoş sohbet bir adamdı. Gününü gün ederdi. Yarını Allah kerim. Rahmetli oldu genç yaşında. Anam, iki kardeşimle kaldım orta yerde şaşkın. Babamın yolunu tuttum ben de. Boş ve gayesiz. Yarınım olmadı hiç. Tek dostum Arif babayla... Bir de zıkkım içki şişeleri. Şimdi düşündüm de boşa geçen senelerimi, ezdiğim kardeşlerimi, kırdığım anamı. Aslına dönüşün vardı senin. Hoş sohbet oluşun, kinsiz oluşun. Sevgiye ihtiyacın vardı senin. Bir ışığa, bir nura. Şimdi Rabbine dönüşünle kendini buldun. İnsanlığını. Kişiliğini buldun. Korkun yoktur hayattan artık. Kimseden çekinmene gerek yok. Saflığınla, temizliğinle Tanrı yolundasın ya, bu yeter. Anana da, kardeşlerine de sahipsin. Üzülmene gerek yok. Yok tabii. Tanrı nurunu göndermiş evimize. Korkum niye? Zaten korkusuzdum. Şimdi yalnızca Allah'ımdan korkarım. Kötülük yoktur. Hele bundan sonra hiç yoktur. Kini, garezi tanımam. Şükürler olsun ki nur gelmiş evimize. Sağ olun. Geçmiş olsun Arif Geçmiş baba. Geçmiş olsun Arif Sağ baba. Olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş Sağ olun. Baba. Sağ olun. Yazın baba. Sağ geçmiş olun. Olsun abi. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Arif baba. Geçmiş olsun Arif baba. Özletin kendini Arif baba. Sağ olun. Geçmiş olsun. Oturmayalım abiler. Şöyle bir uğradık, masalar yerinde duruyor mu diye. Ne oldu baba? Gidelim. Kopmuşuz buralardan. Al benden de o kadar Arif baba. İçkisiz yapamayan Yusuf şimdi oldu yeşil ağacı. Ananın elimi yıkmıştı beni. Boş bir dünyaya itmiş. Evet, inansızla. Biricik kızımı bana unutturmuştu. Küçüktün Hanife. Ananla gelirdik. Oynardım buralarda. Mutluyduk. Sonra... büyüdün, gelinlik kız oldun. Babam büyüdüğünü düşünmedi bile. Evlilik çağına geldiğini görmedi kızım.
yalnız olduğunu hissetmedin. Yalnız değilim ki baba. Rabbime sarılmıştım. Onun yolunda kadere boyun eğerim. Babamın bir gün olup da uyanacağını, etrafı göreceğini bilmiştim. Ben kör değildim ki kızım. Boş vermiştim. Yıkıktım. Benim bir kızım vardı gelinlik. Mayama inanmıştım. Köküme inanmıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen, bağışlayan Allah adıyla. Peygamber Rabbi tarafından inzal olunana inandı. Müminler de inandılar. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Peygamberleri birbirinden ayırt etmeyiz dediler. Biz de ey Rabbimiz işittik, itaat ettik, senden tam bir mağfiret isteriz, son varış sanadır dediler. Allah hiçbir kimseye elinden gelmeyeni teklif etmez. Herkesin kazandığı hayır kendine, irtikap ettiği şer de yine kendinedir. Ey Rabbimiz, şayet biz unutursak veya yanılırsak bizi muayyeze kılma. Ey Rabbimiz, bizden evvel gelenlere yüklettiğin ağır yükü bize yükletme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmediği şeyleri bize yükletme. Bizi bağışla, bizi yarla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafir kavme karşı bize yardım et. Amin. Rabbimi aramaya gerek yok baba. O her yerdedir. Çevreye bir bak. Çamlar hiç ölmezler. Ölümsüzlüğü simgeler asırlar boyu. Şu badem ağacına bir bak. Her yıl aynı zamanda doğar. Asırlar boyu hiç aksatmadan. Karın beyazı, tepelerin yeşili, hepsi ama hepsi bir düzen içinde. Hiç şaşmadan, aksamadan, kainat var olduğundan beri hep devam ederler baba. Yüce Allah'ın kudretidir. Yaradandır, var edendir. Kudreti gözlerinin önündeyken bu görmezlik, bu perde niye baba? Ne diledik, ne istedik, bu aleme nasıl geldik? Tertemizken bin günahla cümlemiz burada kirlendik. Tertemizken bin günahla cümlemiz burada kirlendik. Ya Allah, ya Resulullah, bizi affeyle bağışla. Ya Allah, ya Resulullah, la ilahe illallah. Ya Allah, ya Resulullah, la ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen, bağışlayan Allah adıyla. De ki Allah birdir. Ululuk onda nihayet bulmuştur. Doğmamış, doğurmamıştır. Onun hiçbir eşi yoktur. Uçan kuşta, akan suda bir başkalık gördüm. Yıllarca boş bakmışım dünyaya. Ondaki güzelliği görememişim. İçki şişeleri, alkol, benliğimi almış götürmüş. Kişiliğim boş vermişliğimde bitmiş. Boşuna yaşamışım bugüne dek. Şu suyun iniltisini, şarkısını dinlememişim. Su diye bakmışım boşa. Şu dökülerek akan su kadar coşamamışım. Tanrıma koşamamışım. Çok şükür gözümdeki perde yavaş yavaş açıldı. Görmeye başladım tüm
tüm güzelliklerini. Tüm güzelliklerini. Tüm güzelliklerini. Tüm güzelliklerini. Tüm güzelliklerini. Doğru olan yoldan saptık. Hep yanlış olanı yaptık. Dünya nimeti hırsıyla hak yolundan uzaklaştık. Dünya nimeti hırsıyla hak yolundan uzaklaştık. Ya Allah, ya Resulullah, bizi affeyle, bağışla. Ne istediniz? Durun, ne yapıyorsunuz? Sesini kapat! Durun, ne yapıyorsunuz? Çekil be kadın! Çekil! Durun, ne yapıyorsunuz? Allah'tan korkun! Bırakın! Alınma boşuna! Bırakın! Bırakın! Hadi yürü! Nazlı! Hayır! Kızımı kaçırdılar. Emanetimi elimden aldılar. Ay yavrum benim. Ay yavrum, ay kızım, ay yavrum götürdüler. Ah kızımı kaçırdılar. Ah kızımı kaçırdılar yavrum gitti. Ay yavrum dayanamam yavrum. Kızımı kaçırdılar. Ne kızı? Hangi kızı? Ay emanetimi, emanetimi. Söylesene, söylesene kadın. Kimi kaçırdılar? Kızımı kaçırdılar. Emanetimi elimden ne aldılar. Ne oldu ana? Ne oldu? Yavrum gitti yavrum. Hanife. Kaçıranı tanıyorum. Kim? Uçarı Yaşar. Ne? Uçarı Yaşar ha. Sana bir gün benim olacaksın demiştim. Hatırladın mı? İyilikle de zorla da benim olacaktın. İşte sonunda benimlesin. Benim olacaksın. Zorla güzellik olmaz ki. Bir kimse istemediği kimseyle zorla da olsa bir arada olamaz. Eğer gönlü yoksa o kalbe zorla nasıl girersin ki? Şimdilik beklerim ben. Nasıl olsa elimdesin. Buradan seni kimse kurtaramaz. Hiç kimse. Buralarda otobüs durağı var mı? Ne istiyorsun kardeşim sen? Ha? Kimsin sen? Otobüs durağı diyorum yani. Ne otobüse binip gideceğim.
Ulan bu şapkaya 1500 kağıt verdik kadevesi içinde. Yapma ulan. Hey kışmıştı kardeş. Hele bir bak ya. Buralarda otobüs durağı falan var mı? Delirdin mi kardeşim? Ne otobüs durağı ya? Ne belediye otobüsü lan? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Yüce Rabbim, sana sığınırım. Kötülerden, kötülüklerden babamı, seni sevenleri koru. Kötülere fırsat verme. Kötü düşünenleri doğru yola döndür. Yüzümüzü kara çıkartma. Namus ve iffetime göz dikenlere bu fırsatı verme Yüce Rabbim. Bu aciz kulunun dualarını kabul et. Sen koru Yüce Rabbim, sen koru. Var mı lan başka ha? Defol ulan! Benden selam söyleyin uçarı Yaşar'a! Çakal Yusuf geldi deyin lan! Hoş geldin Çakal Yusuf! Yaklaşmayın bana. Allah aşkına yaklaşmayın. Korkmana gerek yok bacım. Yusuf geldi diye nadim olmuş değilim. Senin gelişin benim dönüşüm oldu. Pisliği, terbiyesizliği, paramın gücünü kendine güvenim sandım. İstediğim olur sandım. Yanılmışım. Hatamı anladım. Bağışla. Gel seni babana götüreyim kan çıkmadan. Hemşerim. Emaneti bacımı yerine götürmeye. Atlı arabaya. Ya bizim veletler? Onlar da atlasın. Çek bakalım şoför. Allah'ıma, kızıma kavuştum. Tüm kötülükler bitti artık. Rabbine şükret baba. Bak. Tüm kötüler iyi oldu baba. Beni bağışlayın. Ne kıyak dalga be. Başta öyleydik, şimdi olduk böyle. Değil mi ya? Tek dileğim var baba. Nedir o? Haça gitmek. Bir gün o da olur inşallah. İnşallah. Düşman dayamış vatanın bağrına hançerini. Yok mudur kurtaracak bahtı kara mahterini? Düşman dayamışsa vatanın bağrına hançerini. Bulunur elbet kurtaracak bahtı kara mahterini. Sus.
Kürtçü iman çeşmesi bir kurtuluşun, bir yıkılışa dur denildiği yer. Allah'a bağlılığın, vatan sevgisinin, insana saygının abideleştiği bir yer. Bu şehirde büyümüşüm ama etrafımı görememişim. Meyhaneden eve, evden günlük çıkarma yoluna düşmüşüm. Hiçbir gayem olmamış. Boşu boşuna yürümüşüm. Bakmışım, hakikati görememişim. Dayım okumuş, alim kişiydi. Nur içinde yatsın. Bana insan sevgisini anlattı. Ne yazıktır ki şu dünyada bazı insanlar paraya pula sahip olunca tüm insanlara sahibiz zannederler. Onlara hor bakarlar, ezerler. O gafiller bilmezler ki kainatın asıl sahibi yüce Rabbimizdir. Allah istemezse, Allah vermezse kainatta bir kıl bile kıpırdamaz. Rabbimiz izin vermezse kuş kanadını çırpabilir mi? Rüzgar esebilir mi? Kar yağabilir mi? Güneş doğar, güneş batar. Dön, bak etrafına oğul. Tüm güzellikleri gör. Gözündeki perdeyi kaldır. Dünyaya gönül gözüyle bak. Çiçeklerin tomurcuktan açılmasını, kuşların yavrularını beslemesini, karıncanın çalışmasındaki manayı, güzellikleri o zaman görürsün. O zaman anlarsın ki kainat güzeldir. Öyleyse kavgalar, kırgınlıklar niye, kinler niye? Beni dinle oğlum. Yüce Rabbim bütün bu güzellikleri yaratmış. Onu unutmak niye? Ona karşı gelmek niye? Bu saygısızlık, bu sevgisizlik niye? Sana sorarım Yusuf. Ananı, iki kardeşini memlekette bırakıp buraya gelmen niye? Kızmıştım dayı. Kime? Anana mı? Vah yazık. Seni severek 9 ay karnında taşıyan anana, uykusuz gecelerini sana severek veren anana, seni emziren anana, seni gözünden sakınan anana, yemeyip yediren, giymeyip giydiren, seni bu boya getiren anana mı kızmışsın? Git öp ananın elini, ayaklarına kapan, anam de, anacığım de. Bu sözlerim kulağına küpe olsun oğul. Bil ki ana hakkı ödenmez. Anana karşı kibirli olma. İnsanlara karşı da kibirli olma. Unutma ki yüce Rabbim kibirli insanı cennetine bile sokmaz. Dayımın sözleri bir kulağımdan girdi, bir kulağımdan çıktı. Bu altın gibi sözlere kıymet vermemişim ben. Halbuki dayım daha ilk kelimesinde insana tepeden bakmamayı öğretmişti. Kibirli insanın cennette de, toplumda da yeri yok demişti. En doğru sözü söylemişti. Şimdi hak veriyorum dayıma. Allah'ın yolunda.
okula ayrı bir yazı yazılır. Bakarsın beklenen sıra bozulur. Can tende emanet, gün gelir söner. Tanrı'dan gelenler Tanrı'ya döner. Tanrı'dan gelenler Tanrı'ya döner. O yüce varlığa isyan faydasız. Gel sığın sen ona gönlünle sessiz. Beterin beteri var bilirsiniz. Sabırlı, imanlı, inanandan ol. Allah'a sığınmak en aydınlık yol. Allah'a sığınmak en aydınlık yol. Şefaat diledim tüm erenlerden. Tövbeden geldim hep dert verenlerden. Kuluna kanatla kol gerenlerden. Kadere inanmış boyun eğmişim. Ben Hakk'a sığınmış garip dervişim. Ben Hakk'a sığınmış garip dervişim. Esirgeyen, bağışlayan Allah adıyla. O Allah ki ondan başka tapacak yoktur. Hay olan, kayyum olan O'dur. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde, yerde ne varsa hep O'nundur. İzni olmaksızın O'nun yanında kim şefaat edebilir? Allah herkesin olmuş olacak, geçmiş geçecek hallerini bilir. Bütün mahlukat onun bildiklerinden ancak onun dilediği kadar bir şeyi kavrayabilir. Onun kürsüsü gökleri yeri içine alır. Bunların negahbanlığı kendisine ağır gelmez. Her şeyden yüce ve ulu olan ancak O'dur. Sular gibi coşsana, Rabbine koşsana, Rabbine koşsana, Rabbine koş, koş, koş.